Herkese merhabalar. Algoritmauzmanı.com web sitesinin hazırlamış olduğu veri yapıları dersine hoş geldiniz. Bu videomuzda bağlı listeler üzerinde başa eleman eklemeyi göreceğiz. Başa eleman ekleme özel bir durumdur. Bu işlemi yapmak için başlangıç elemanını ikinci eleman durumuna getirmemiz gerekiyor. Yani start elemanı ikinci eleman oluyor. Sonra eklenecek olan eleman başa ekleniyor. Yani temel mantık bu şekilde. İlk eleman ikinci eleman olacak ki başa ekleyeceğimiz eleman gelsin. Nasıl oluyor? Şöyle eklenecek eleman için düğüm oluşturuyoruz. Yeni düğümün next değerini start yapıyoruz. Bundan sonra start değerini güncellememiz gerekiyor ve yeni düğüm start elemanı olması lazım. Bunu kod üzerinde oluşturalım. Çok basit bir işlem. En kolay işlem başa eleman eklemedir. Bir önceki videomuzda hatırlatıyorum. Bir önceki videomuzda sona eleman ekleme işlemini yapmıştık. Bakın burada sona ekle diye bir fonksiyonum vardı. Bir tane de yazdır diye fonksiyon oluşturmuştum. İçeride de basit bir menü yapısı yazmıştım. Şimdi başa eleman eklemeyi yapıyorum. Void diyorum. Başa ekle diyelim. Tabii ki parametre alacak. Bir tane eklenecek diye. Hatta şöyle başa yazayım. Başa parametresi alacak. Bu parametreyi ne yapacak? Başa ekleyecek. Tabii ki bu parametre için, daha doğrusu değer için bir düğüm oluşturmamız gerekiyor. Ben struct node şöyle diyeyim. Başa gelecek için bir tane alan ayıracağım. Struct node yıldız diyorum. Sonra malloc fonksiyonuyla yer ayarlama işlemi yapıyorum. Struct node. Bakın bu işlemle birlikte düğümüm için alan oluşturdum. Şimdi düğümümün bilgilerini gireceğim. Başa gelecek düğümüm için data değerim tabii ki bu aldığım parametre değeri olacak. Esas kritik noktaya geliyorum. Next değerim ne olacak? Next değerim biraz önce anlatmıştım. Start değeri olacak. Yani eski ilk eleman olmayacak artık. O ikinci eleman olacak ki bu başa gelsin. Temel mantık bu şekilde. Start elemanına atadım bunu. Ancak start elemanımı artık güncellemem lazım. Diyorum ki start eşittir başa gelecek. Bu değişkenle birlikte işlemimi tamamlamış oluyorum. Başa eleman eklemiş oluyorum. Tabii ki bunu menü üzerinde düzenlemem lazım. İsterseniz biraz daha profesyonel menüye geçelim. Ben şuradaki yazımı siliyorum. Yine while döngüm olacak. Ama bu sefer şöyle yapalım. Desin ki printf yapmak istediğiniz işlemi seçin desin. Buradan seçim işlemini da ya da şöyle yapalım. Tamam, yapmak istediğiniz işlemi seçin desin ama yukarıda şöyle şeyler yazsın. Bir sona eleman ekle diyelim. Şunu kaldırayım. Baş ekledikten sonra gerek yok. Sona eleman ekle diyorum. Daha sonra bir de başa eleman ekleme fonksiyonu yazalım. Pardon, gösterimi yazalım. Başa eleman ekle diyorum. Kullanıcıdan bu bilgiyi alacağım. Switch case'e göre yorumlayacağım. Scanf'le seçimi alalım. Kullanıcı 1'e bastıysa 1'i alsın. 2'ye bastıysa 2'yi alsın. Mantık bu. Seçim diyorum. Sonra switch diyeceğim. Seçim. Switch case ile menümü düzenliyorum. Case 1 diyorum. 1'e bastıysa ne yapacaktı? Eleman ekleyecekti. O zaman sona ekle diyelim. Şeyi yapalım. Bir de case 1'e geldiği zaman kullanıcıdan şeyi alsın.
Hangi sayıyı girmek istiyorsunuz diye bir soru sorsun. Girmek istiyorsunuz desin. Şöyle yapalım. Hatta şöyle düzenleyeyim. Sona eklemek istediğiniz elemanı girin desin. Şuraya gerek yok. Kullanıcıdan bu bilgiyi alalım, kaydedelim. Scanf'le alıyorum. %D diyelim. Sona diye bir tane değişken oluşturuyorum. Şuraya geleyim. Sona bir tane de başa diye oluşturacağız. Onu da şimdiden oluşturayım. Sona ekle fonksiyonuna gönderiyorum. Tabii ki break ile sonlandıracağız switch case'i. Break ile sonlandırdım. Şimdi case 2 diyelim. Burada ne yapacağım? Şuranın aynısını kopyalayayım ben. Şöyle yapalım. Başa eklemek istediğiniz elemanı girin. Şurayı başa yapalım. Ne dedik? Fonksiyonumuzun adı neydi? Başa ekle ben. Sona ekle fon. Evet, sona ekle fonksiyonu da doğru yazmışım. Başa ekle, sona ekle. Hatta bu işlemlerden sonra bir de yazdırma işlemi yapsın. Yazdır fonksiyonumuz vardı hatırlarsanız. Direkt yazdığım şeyleri ekrana bassın. Hatam bakalım, çalıştıralım. Hatam varsa hata alalım. Şimdi sona eleman ekle, başa eleman ekle. Sona eleman eklemeyi seçtim. 15 dedim. Tekrar ekliyorum. 55 diyorum. 79 diyorum. Şimdi başa ekleme yapalım. 5 şuradan 2'yi seçtim. 7'yi başa ekleyecek mi bakalım. Bakın 7'yi başa ekledi. Ama ha tamam, ben yanlış şey yapmışım. 1'e basmam gerekiyordu eleman eklemek isterken. Tamam. Tekrar kontrol edelim. 7, 15, 55. Bir tane 79 ekleyelim. Bakın 79 eklendi. Tekrar ekleme yapıyorum sona. 57 ekliyorum. O da eklendi. Başa 0 eklemek istiyorum. 0'ı ekledim. Bakın başa ekleme işlemi başarıyla tamamlandı. Evet, başa ekleme işlemi bu şekilde yapılıyor. Kodu tekrar anlatıyorum. Bakın void başa ekle dedim. Aldığı parametreyi başa ekleyecek şekilde. İlk adımda eklenecek düğümü oluşturdum ve ona bir yer ayırdım. Daha sonra düğüm için gerekli verileri atadım. Datası alınan parametre olacak. Next değeri ise esas kritik nokta bu. Başa ekleme işlemi bu kritik noktayla yapılır. Yeni düğümün next değeri eski start değerini gösterir. Yani şöyle düşünün. İşte 5, 7, 9 vardı ya önceden. Ben 2 sayısını eklemek istiyorum. 2 sayısı başa gelecekse 2 neyi işaret eder? 5'i işaret eder. Bakın burada olan şey aynen budur. Yeninin işaret ettiği eski ilktir. Start. Ama şunu unutmayın kesinlikle. Artık start değerimiz yeni düğümümüz olacak. Çok kolay bir işlem. En kolayı budur. Bunu bu şekilde kolaylıkla halledebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.